Merhabalar, ben Huri. Hurime Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kışın patlıcana para vermiyorum. Bu yöntemle hiç bozulmadan saklıyorum. Kalmış patlıcanlarım var. Baş taraflarını keserek alaca bir şekilde soyuyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Patlıcanlarımı hepsini soyarak hazırladım. Videodaki gibi fazla ince olmayacak şekilde halka halka kesiyorum. Ve tüm patlıcanlarımı aynı büyüklükte kesmeye devam ediyorum. Doğradığım patlıcanların acısı çıkması için tuzlu suda 5 dakika bekletiyorum. Suyunu süzerek yıkadığım patlıcanları tepsiye alıyorum. Her tepsi için bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Şöyle bir çay bardağına yakında zeytinyağı gezdiriyorum. Evet, patlıcanları karıştıralım ve daha sonra tepsiye yayalım. Girmeye hazır. 180 dereceli fanlı fırında yumuşayana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, patlıcanlarım yumuşadı. Hemen fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumayı bırakıyorum. 2 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Adet sivri biberim var. Baş taraflarını keserek temizliyorum ve ince ince doğruyorum. Gram kavrulmuş kıymam var. Kısa kısmına doğranmış kuru soğanlarımı alıyorum ve birlikte kavurma işlemine devam ediyorum.
Ve soğanlarımın kokusu çıkana kadar kavurdum. Üzerine biberleri ekliyorum. Şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. Evet, biberlerim yeşil kalacak şekilde kavurdum. Üzerine 2 adet rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Tuz ve istenilen baharatları ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. Bir miktar su ekliyorum. Dört dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Kremin alt kısmına bir sıra olacak şekilde patlıcanlarımı diziyorum. Doğradığım kıymalı harcın yarısını patlıcanların üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. İkinci sıra patlıcanları da üzerine diziyorum. Kıymalı harcın hepsini üzerlerine dengeli bir şekilde yayıyorum. Evet, tavama çok az su gezdirerek üzerine alıyorum. Tenceremin kapağını kapatarak pişirmeyi bırakıyorum. Evet, kalan patlıcanlarımı da buzdolabı poşetlerine bir yemeklik olacak şekilde pay ediyorum. Poşetlerin havasını alarak bağlıyorum. Ağzını bağladıktan sonra buzluğa atıyorum. Evet, patlıcan yemeğim hazır. Altını kapatarak servise hazırlıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın.